1963 yılında doğdum. Ankara'da doğdum. Çok erken yaşta evlendim ve çocuklarım oldu. Kendimi bildiğimden beri, en küçük yaşlar, ilkokul belki daha öncesinden beri, bir şeyler çizmeyi çok seviyorum, resim yapmayı, renkleri çok seviyorum. Bununla ilgili çalışmalarım oldu yıllar içinde. Halen de sürdürüyorum. Şimdi biraz daha farklı olarak eskisinden öğrendiklerimi gençlere aktarmayı tercih ediyorum. Hangi konu olursa olsun birisinin bir şeyle ilgilendiğini gördüğüm zaman ona ne kadar tecrübem varsa, bildiklerim, onları aktarmaya çalışıyorum. Ben Şule Korkmaz, 43 yaşındayım. Yaklaşık 25 senedir Gülnur Hanım'la çalışıyoruz. Daha doğrusu ben ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Yıllar önce kumaş boyamayla başladık. Şimdi de yağlı boya yapıyorum. Çok keyif alıyorum. Ve hep kendisine diyorum ki kendimi en iyi hissettiğim ve en iyi ifade ettiğim şekil. Bunları iyi ki beraber yaptık, iyi ki yapıyoruz. Mutluyum. 81 doğumluyum. Annemin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Hayat yolculuğunda çok değişik şeyleri annemle birlikte yaşadık, karşıladık. Bütün hayatımı diyebilirim daha doğrusu. Evliyim, iki çocuğum var. Onlarla birlikte de çok şeyler öğreniyorum. Hayatı farklı yönleriyle öğreniyorum diyebilirim. Ben Tuğrul Soyer. Gündür Hanım'ın hem yeğeni hem de damadıyım. Yeğeni olduğum için de tabii bir anlamda kucağına doğduk. Uzun yıllar beraber olma şansımız oldu. Bu şekilde şimdi çok yakınız. Hani fiziken de yakın yaşadığımız için sıkça beraber olma şansımız oluyor. Güzel günler geçiriyoruz. Fatma Gülnur Öztürk hakkında kısaca konuşmak aslında çok zor. Çünkü çok dolu bir insan. Tek yönlü anlatamayacağım kadar dolu dolu yaşar hayatı. Ve onunla yaşadığımız her alanda inanılmaz şeyler öğrendim. Dolayısıyla hani bir anne, bir sanatçı, bir öğretmen, bir filozof çok dolu bir insan. Onunla yaşamaktan çok mutlu olduğum bir insan. Yaşında hatırlayabildiğim kadarıyla desen çizdim. İlk desen çizdiğim günü hatırlıyorum. Bir beyaz kağıt aldım, karşıma koydum ve ben buna dedim bir çiçek çizeyim. Ve çizemedim. Beyaz kağıdın bu kadar korkutucu olabileceği eğer denemediyseniz bilemezsiniz, bilinmiyor. Saatlerce karşısında oturdum, elimde de kalem vardı ve hiçbir şey yapamadım. Sonra annemin defterinden
hazır desenleri kopyalayıp kendime bir defter hazırlarken o şekilde başlamış oldum. İlk desen çizdim. Daha sonra da her şeyi çizdim. Ben Şehribanu Öztürk, Fatma Gülnur Öztürk'ün annesiyim. O 12-13 yaşındayken şiir yazarak başladı sanat hayatına diyeyim. Ben fark etmedim. Böyle gizli gizli yazar koyarmış meğer şiirleri. Sonradan sonraya işte resim ve diğer yaptığı her şey. Her şeyi denedi aslında. Dantel de ördü. İğne oyası da yaptı. Yaptığı hep ilk şeyleri de bana getirirdi. Hep ilk örnekler bendedir. Onun için çok mutluyum. Yazılar yazdım. Şiir yazdım. Hikayelerim var. İki roman denemem var. Geri dönüşümlerle ilgilendim. 10 senedir belki geri dönüşümle ilgili şeyler yapıyorum. Tek çalışmalarım var. Bir tek yaptığım, bir daha eşi olmayan şeyler var. Bir de çoklu çalışmalarım var. Akrilik boyama. Çocuklarım, torunlarımın okullarında kermeslere katıldım. Orada bazı yaptığım şeyler var. Onları 500-600 gibi rakamlarla ürettim. Mobilya tasarımı yaptım. Ev dekorasyonları yapıyorum. Bahçe düzenlemeleri yaptım. Takı çalışmaları da yaptım. Takı çalışmalarımı çok evvel başladım. Daha küçük şeyler yapıp daha hızlı paraya döndürmek için. O zaman Ankara'da çok fazla ara malzemelerimiz yoktu. İstanbul'dan getiriyorduk. Kendim yapıyordum. Daha sonraları da hazır boncuklarla çalışmalar yaptım. Ama en çok hoşuma giden şey çocuklarım doğduğu zaman aile büyüklerimizin onlara takmış oldukları altınları bir model çizdim. Zırh. Onları yaptırdım. Çocuklarıma şimdilik kızlarım kullanıyor. Sonra torunlara kalacak. Birkaç öyle değerli çalışma yaptım takılarla ilgili olarak. Çoklu sayıda yapıp parayı döndürdüğüm şeylerden, konulardan birisidir o. Yani benim rakamlarım 1, 2, 5 gibi olmuyor. 100, 200, 300 gibi oluyor. Ama takılarımı sakladığım dolabım çok enteresandır. Onu göstermek isterim. Takı dolabım güzel oldu. Onun modelini çizdim. İşçiliğinin de yarısını kendim yaptım ama gençler de, öğrencilerim de birlikte yaptığımız bir çalışmadır. Onu da göstermek isterim. Ya, Gündür Hanım bana göre muazzam bir sanatçı gerçekten. Şöyle bana hissettirdiği şeyi söyleyeyim size. Onu çalışırken seyrettiğiniz zaman, yanında olduğunuz zaman hissettiğiniz şey şudur. Ya bunu yapabilirim. Bunu gerçekten yapabilirim. Böyle hissedersiniz. Seyredersiniz. Fakat denediğiniz zaman, ki denemeniz için zaten muhakkak teşvik eder. Denediğiniz zaman bir şeyler yapabileceğinizi görürsünüz. Onun yaptığı şey farklıdır yalnız. Yani onu yapabileceğinizi hissettirir insana. Herkesin yapabileceğini, öyle değil tabii. Öyle olmadığını yaptığınız, denediğiniz zaman görürsünüz de. Şeyi çok dikkatimi çekmiştir hep yıllarca. Renklerle ilgili çalışmaları. Renkleri o kadar iyi tanır, o kadar güzel kullanır ki hayran olursunuz yani. Deniz kızım. Biraz Şehla. Çok güzel. Ben
bence ne yapacağını biliyormuş. Değil mi? Evet. Öyle bakıyor. Onda da renkleri yaşamak. Yazdım altına ya. Bütün renkleri yaşamak. Bütün duyguları tatmak. Hayatım boyunca doğduğum günden, kendimi bildiğim günden beri resimle, renklerle ilgileniyorum. Renkleri çok seviyorum. Tabiatın bize sunmuş olduğu her renk çok hoşuma gidiyor. Ve çok etkileniyorum, renklerden çok etkileniyorum. Gündüzün ışığı, gecenin karanlığı, herhangi bir şey beni heyecanlandırıyor. Yeni bir fikir veriyor. Aslında fikir de değil de hisler belki daha ön planda. Ben yaptığı şeyleri bilmiyorum evladım için olduğu için mi çok beğeniyorum. Yani ruhumun derinliklerinde mutlaka çok güzel şeyler var. Ama canı sıkkın olduğu, üzgün olduğu zaman da yaptığı resimlerde mesela renklerden belli oluyor. Daha çok kahverengi kullanıyor. Bu resme başladığımda normal bir vazo ve çiçekler yapacaktım. Sonra birdenbire bir dürtüyle ters bir şeyler yaşamış olmalıyım ki çiçekleri vazonun dışına koydum. Su hepsinin de altında ve vazonun dışında çiçeklerin dikenleri var. Aslında kullandığım kırmızı, turuncu renklerle insanlar içindeki vahşet onu ifade etmeye çalıştım. Dikenler de herkesin dikenleri var. Ama gene de yeşiller ve açık renklerle hala bir şeylerin değişeceği ve güzelleşeceği umudunu taşıdığımı gösterdim. Bu babamın delikanlıyken yaptığı bir resme çok benziyor. Onun için burada durmasını istedim. Bu resimde de bu yol ve o yolun sonundaki ışık çok hoşuma gidiyor. Çoğu zaman o resimde yürüyüp o ışığın içinde kayboluyorum. Kartonu aldığım zaman elime ben şu deseni yapayım üzerine diye çalışmıyorum. Hı. Renkler de açık oluyor, boyalar da açık oluyor. Ben elimi uzatıyorum, fırça kendiliğinden bir renk alıyor içinden. Sonra kendi kendine desenler çıkıyor. Bir şey gördüğüm zaman bu herhangi bir şey olabilir, onun için şey diyorum. Resim, tabiatta ne bileyim bulutların şekli bile bir şey çağrıştırıyor. Hiçbir şeye sunulduğu haliyle bakmıyorum. Onun bir başka şekle daha girebileceğini düşünmek belki, bilmiyorum, veya farklı bir renkte olabileceğini. Sınır kendime koymuyorum. Sınırları sevmiyorum. İnsanın içinde özgürleşmesi gerektiğine inanıyorum ve renkleri kullanırken de bunları hissediyorum. Aslında herhangi bir şey yapmak daha çok düşünceyle değil de hislerle ilgili gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bir sefer sırtım çok ağrıyordu. Bunun resmini yaptım. İlginç bir şey oldu. Görenler de ne olduğunu tahmin etmiyorlar. Tabii aslında bir şeye bakıldığı zaman sanatçının hislerinin seyreden, bakan kişi tarafından anlaşılması gerekiyor. Zannederim öyle. Denizi düşünerek yapılan bir müzik. Dinleyicide de böyle bir his bırakmalı ama bilmiyorum. Tanımlama nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Çalışmalarında bence en fazla özgürlük var.
Çünkü gerçekten renkleri kullanması, materyalleri kullanması, onu olduğundan farklı şekilde kullanabiliyor olması o özgürlüğü ifade ettiğini düşünüyorum. Bence öyle. İnsanın kalıplardan kurtulması gerektiğine inanıyorum. Hiç bir tema düşünerek yapmadım ama yaptığım her şeyde bir farklılık olduğunu, öncekinden kendimle karşılaştırdığım zaman bir öncekinden daha farklı olduğunu, belki biraz daha özgürleştiğimi düşünüyorum, bunu hissediyorum. Çok güçlü bir insandır, çok motivasyonu yüksek bir insandır. Annemin beni en çok etkileyen özelliklerinin başında bu gelir. Her yerde her şeyin yorumlanabileceği bir özgür zemin zaten vardır onda. Ve bu özgürlük üzerinde neşesi, enerjisi daima yüksektir. Düşüncede, histe sınır yokmuş gibi geliyor kendimi düşündüğüm zaman. Çünkü çocukluğumdan itibaren bir şey fark ettim. İnsanlar birbirini kalıplıyor ya. Kalıplara karşıyım aslında ben. Kalıp olmasına karşıyım. Kendi hoşumuza giden, kendi beğendiğimiz şeyleri olduğu gibi çocuklarımıza aktarıyoruz. Bu yanlış. Ben kırmızıyı seviyorsam benim çocuğum kırmızıyı sevmek zorunda değil. Bunu da yanlış kelimelerle öğretiyoruz. Ben öğretilmiş olan şeylere karşıyım. Çünkü toplum olarak zaten aile terbiyesi alıyoruz. Aile terbiyesi var. Daha fazlasını da aktarmamalıyız diye düşünüyorum. Kendi beğenilerimizi, öfkelerimizi, onları da aktarıyoruz. Herkes kendisi büyürken, yetişirken özgür olmalı diye düşünüyorum ben. Bir kere Gündür Hanım'ı boş dururken göremezsiniz. Mutlaka bir şeylerle ilgileniyordur. Sürekli üretiyor çünkü. Çok doğal birisi, çok sade ama çok enerji dolu. Yani kendi yaşamıyla birlikte etrafını da sımsıkı tutan, hani kucaklayan bir yapısı var. Ya çiftlikteki yaşantısını sordunuz. Ya resim yapıyordur ya bahçede o sanatını bahçede konuşturuyordur. Etrafındaki işte o doğal olanı hep koruyarak tabii orada çalışmalarını yapıyor ama o doğaya da küçük dokunuşlarla güzelleştiriyor, süslüyor. Çiftlikte çok güzel bir yaşantı var. Ben de içerisindeyim. Yani çok mutluyum bundan dolayı. Bir kere çok hareketli. Gündür Hanım'ın onu sevenler çok, öğrencileri var. Sürekli bir faaliyet var orada. Yani Gündür Hanım'dan bir şey istediğiniz zaman böyle kaşıkla verdiğini hiç görmedim. Daima böyle tencereyi önünüze koyar. Ata binmek istemiştik. Şimdi bir at çiftliği oldu. O da yani sadece ata binmek istemiştik. Atlar alındı, atlar geldi. Çok güzel bir ortam. Bir taraftan sanat çalışmaları yapılıyor, bir taraftan doğayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yine yani oradaki Gündür Hanım'ın o üreten yapısı çiftlikte de aynı şekilde ne kadar yayılabiliyorsa o kadar yayılmış vaziyette. Her alanda var. Bir yandan işte resim yaparken bir yandan işte bir taraftan bir bakıyorsunuz bir takı tasarımı yapmış gelmiş. Bir yandan bakıyorsunuz işte çiftlikteki hayvanlarla ilgili yeni bir yer yapılıyor. Orada bir faaliyet var. Sürekli hareketli, sürekli neşeli, enerji dolu bir yer. İçinde olmaktan dolayı tabii çok mutluyuz. Evimi tamamen neredeyse atölye haline getirdim. Her bir odada başka bir çalışmam var. Bir de bir köyde evimiz var. Orada da bir atölyem var. Bir de büyük atölyem var. Büyük ahşap işlerini yaptığım, yıllar öncesinden, 60 sene öncesi belki değirmen olarak kullanılmış. Sonradan babamın üzerine yaptığı bir şey var, bina var.
Orası da büyük atölyem. Aslında herhangi bir kişinin evi de benim atölyem olabiliyor. Renkleri özgür kullanmamdan dolayı arkadaşlar evlerini dekore ederken beni çağırıyorlar. Tabii gittiğim zaman duvarları ne renk, halısı ne renk falan derken eşyalara da giriyoruz. Her yer benim atölyem diyebiliriz. Evde en çok çalıştığım yer Ankara'daki evimin odaları. Buralarda hazır vaziyette masalarım üstünde boyalarım duruyor, fırçalarım duruyor. Sabah kalkıyorum, yağlı boyayı devam ederek mutfağa doğru gidiyorum. Orada başka bir şey yapıyorum. Daha çok geceleri çalışıyorum. Daha sessiz bir ortam olduğu için. Benim isteğim üzerine özel olarak benim için yaptı kendisi. Sanatçımız. Vav'ı. Bunu da benim için yaptı. Benim evim için. Sonra burada gelincikler var. Spatula çalışması. Bu da çok özel bir resmi. Savaşçı kızlarından bir resim. Burada da çok enteresan bir çalışması var. Bana çok enteresan geldi. Bu kömür kovası. Fakat çok güzel bir aksesuar oldu. Burada da yine kendisinin yaptığı Ebru'dan bir çay tepsisi. Seramik çalışmaları ve ayrıca çinisi. Çok özgür olduğunu söylemiştim daha önce sanatçımızın. Burada klasik çini desenleri ve renkleri yok. Çok özel bir çalışma o da. Çok çalışkan, çok enerjisi yüksek bir insandır. Çalıştığı zamanlar veya dinlendiği zamanlar diye ayıramayacağım kadar iç içe geçmiş bir yaşantısı var. Dediğim gibi yani çok enerjisi yüksek olduğu için bir vazo boyarken de, bir tablo yaparken de o çalışıyordur. Ya da bir yemek hazırlarken de o bir sanat eseri üretiyordur. Dolayısıyla hayatın her alanında çalışan, çalışmalarını, öğrendiği şeyleri ürünlerine yansıtan bir insandır. Sürekli gözlemlemek onu çok şey öğretiyor insana. Ben bir şeye başladığım zaman düşünerek başlamıyorum. O beni çağırıyor. O şey, o resim, o olay, o her neyse o beni çağırıyor. Ben bugün oturayım, yağlı boya yapayım demiyorum. Tuvali gördüğüm zaman üzerinde bir resim görüyorum. Yahut bir hareket yani o bir canlı birisiymiş, bir şeymiş gibi. O beni çağırıyor. Ben şunu şu şekilde döndüreyim diyerek bir şeye ya hiç yani çok zor, hiç demeyeyim ama çok zor. Beğendiğim, biçimini beğendiğim şeyleri alırım bir kenara koyarım. O bir gün onunla göz göze geliriz ve o bana der ki benim üzerime siyah boya, kırmızı benekler olsun üstünde, mavi çizgiler olsun der. Kendisi söyler. Ben düşünerek yapmıyorum. Planlayarak yapmıyorum. O objeyle aramızda özel bir iletişim oluyor. Öyle oluyor. Bir testi almıştım yıllar önce. O zaman akrilik boyalarım da yoktu. Sulu boyayla boyayacağım. Durdu. Sonra bir gün bir desen çizdim üzerine ve boyadım. Abim sormuştu bana. Bu deseni bir yerden kopya mı ettin dedi. Yok dedim, üzerinde vardı o desen. Ben çizdim, çizilmiş şekilde ben boyadım dedim. Böyle bir şey oluyor aramızda. En küçük parçalarını bile atılmamış olması çok bazen böyle keserken modelini kesiyorum. Kendi kendine bir şeyler çağırıyor onun şekli. Bunlar da şeye benziyor. Şu beyaz çiçekler olur ya. Boru çiçekleri. Boru çiçekleri. Evet. Bunları da altlarına, üstlerine, boncuklarına, iplerle kendi malzemesini kullanıyorum. Sonra boğazlarına güzel bir şekilde kesip içlerinden iplerle, boncuklarla.
Yeni bir şeyler üretmek, o güne kadar ortaya çıkmamış bir şeyi ortaya koymak, hiç çizilmemiş bir deseni çizebilmek hayata farklı bir bakış açısıyla bakmayı gerektiriyor. O yüzden her sanatçının aslında bir bilge tarafı vardır. Ben Gündür Hanım'da bu bilge tarafının çok öne çıktığını görüyorum. Hani o kadar bilgi dolu, o kadar enerjik, hayata o kadar olumlu bakan bir insan ki, şöyle söyleyeyim, ben şahsen hani içinizde böyle bazen o kasvetli bulutlar içinizi kaplar. Canınız ne kadar hani sıkkın olursa olsun. Gündür Hanım'la konuştuğunuzda onun böyle elinden hiç düşürmediği bir fırçası vardır boya yaparken kullandığı. Hemen böyle sizin hayatınıza böyle kocaman bir güneş çizer ve o güneşle sizin içinizi aydınlatır. O yüzden ben Gündür Hanım deyince, yani Gündür Hanım'ı nasıl tarif edersiniz derseniz, ben böyle yaşamınızı aydınlatan, içinizi ferahlatan biri olarak görüyorum. Diğer insanlarla ilişkileri, öncelikler dostları, arkadaşları diyeceğim. Onlar için çok fedakar. Sevecen. Özellikle fedakarlığın üstüne basacağım. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Çok kalabalık bir çevrede yaşıyorum. Her yaş grubundan insanlar var etrafımda. 70 yaşlarında olan gruba meleklerim diyorum ben. Onları çok seviyorum. Onların tecrübelerinden de bir şekilde istifade ediyorum. Ondan sonra da işte onların çocukları, torunları olarak çok kalabalık bir çevrede yaşıyorum. Onların hayatımda olmaları veya benim onların hayatımda olmalarım bana duygusal olarak çok doyurucu geliyor. Birlikte kalabalık halde yaşamak çok güzel bir şey. Onlara nasıl bir faydam olduğunu bilmiyorum. Belki köprü oluyorum yaş grupları arasında. Annemin sanatçı kişiliğine baktığım zaman hayatın her alanından sürekli öğrenebileceğimi öğreniyorum. Her şeyden öğrenebileceğimi, her yerden esinlenebileceğimi, en ufak bir hareketten, en ufak bir dalın duruşundan, bir çiçeğin açışından, bir insanın bir insana bakışına kadar her şeyden insan bir şeyler öğrenebilir. Ve öğrendiğimiz şeyi hayatımıza yansıtmak bizim elimizde. Benim öğrendiğim şeylerden en başında bu geliyor. Tabii ben de bir zaman gençtim. Benim de kalıplarım vardı. Olmazsa olmazlarım vardı. Onları önce kızım dünyaya geldi. Daha kurallıydım. Bir takım şeyler olmalıydı, bir takım şeyler kesinlikle olmamalıydı. Birkaç sene sonra oğlum dünyaya geldi. Bir baktım, ikisi birbirinden o kadar farklılar ki. Birisinde doğru olan bir şey, diğerinde yanlıştı. Birinde sonuca ulaşabiliyordum, bir şeyi istediğim zaman yaptırabiliyordum. Öbürü hayır, yapmıyordu. Ben bu kalıpları daha da esnetmeliyim, daha genişletmeliyim. Ancak o şekilde onlara faydalı olabilirim diye düşündüm. Kendi hayatlarında da özgür olmalarını, sınırsız düşünebilmelerini istedim. Annem gibi bütünüyle sanatçı bir insanın, sanatı hayatının her alanına uygulamış bir insanın çocuğu olmak aslında çok büyük avantajları olan bir şey. Ama insan yolun başındayken bunu anlayamayabiliyor. Bir resim yapmak istediğim zaman, ay annemki gibi olmadı diye paniğe kapıldığımı çok iyi hatırlıyorum. Ama o beni her zaman yüreklendirdi, destekledi. Bak kızım, işte ben 30 senedir yapıyorum, sen daha yeni başladın. Tabii ki seninkiler 30 sene sonra benimkilerden çok daha iyi olacak. Bunu yapabilirsin deyip sürekli bize imkanlar sundu. En başındayken, insan yolun başındayken bunu kavrayamıyor veya hayatına uygulamakta zorlanabiliyor. Ama onun bakış açısıyla içimden gelen şeyleri, duyguları yoğurmaya başladığım zaman ürün çıkartabilmeye, hayatıma bunu yansıtabilmeye başladım. İyi bir sanatçı olmanın
ötesinde iyi bir öğretmen olmasının da çok avantajlarını yaşıyorum. Herhangi bir şey yaparken hayata onun bakış açısıyla, onun bize öğrettiği, kendi içimizdekini ortaya çıkartabilme yetisiyle yaklaştığımız zaman ortaya çıkan şey beni mutlu ediyor, seviniyorum. Küçük bir dokunuş olabilir, büyük bir ürün olabilir. Mutluluk katıyor hayatıma bununla birlikte yaşamak. Dolayısıyla her yaptığı şeyden bir şeyler öğrenebilmeyi ben de öğrendim zaman içerisinde. Bu çok güzel bir şey. Bana öğrettiği şeyler arasında daha önce bahsetmiştim size de. Çalışırken nasıl rahat olacağım, nasıl ifade edebileceğim kendimi renklerde, desende, şekilde diye sorduğumda bana işte çiçek çalışıyorsan çiçek ol, yaprak çalışıyorsan yaprak ol, ışığın nereden gelmesini istersin üstüne onu düşün, o şekilde düşünerek çalış demişti. Şu anda evimin her odasında başka bir çalışma var. Beni hangisi çekerse oraya gidiyorum. Hangisi benimle daha iyi bir iletişim kurarsa orada olmayı tercih ediyorum. Geri dönüşüm hayatımın tamamında neredeyse var. Onun için ona özel bir zaman ayırmıyorum. O sürekli benimle birlikte yaşıyor zaten. Gece namazı olacak. Buna iki tane büyük şapka yapacağız. Belki tencere çevireceğiz yağmurdan da etki almasın diye. Sonra da kapımızın önüne koyacağız. Kıyamadım küçüğü odun yapmaya. Biraz da o tatlı havalar olduğu için oralarda görmeyi sevdiğim için duruyorlar. Bir kere daha kullanılabileceğine inandığım hiçbir şeyi atmıyorum. Onları saklıyorum. Eskileri, eski eşyaları seviyorum. Kullanılmış olan şeyler kullanıcının da halini, havasını, ruhunu taşıdığını düşündüğüm için kıyamıyorum. Yazık olacak gibi geliyor. Bir kere daha kullanmayı seviyorum. Gazoz kapakları bile biriktiriyorum mesela. Onlardan rüzgar gülü yapacağım. Eski şeyler bilmiyorum, belki içimdeki sadakat duygusundandır. Atamıyorum. Konserve kutularından mesela kalem kutuları yaptım. Bu işte çok sayıda yaptığım şeylerden birisidir. Herhalde 600-700 oldu. Her yerde kullanıyorum. Çekmece malzemelik. Burada da kullanılmış, bir daha kullanılmayı bekleyen atık ürünler var. ...2012 yılında sergi açmaya karar verdim. Ve o zaman birkaç çok özgün çalışma yaptım. Kadın temaları vardı, kadınlar vardı üzerinde resimlerde. Kadınlarım savaşçı. Çünkü kadınların savaşçı ruhu olduğuna inanıyorum. Bütün her kadının içinde bir savaşçı olduğuna inanıyorum. Bizler savaşçılarız. Ben inanıyorum ki her kadının içinde gerçekten bir savaşçı var, kahraman var. Bir şeylerle mücadele ediyoruz sürekli. Onları işlemek istedim. Savaşçı Kadınlar serisi var. Altlarında da felsefeleri var. Birisi barış ancak savaşa hazır olduğunda, her şey için gözünü kararttığında yaşadığındır. Bir diğeri de Lal adı. Onda iki tane savaşçı var. Onun da
Orada ifade etmek istediğim şey, her söylediğin şeyi bil ama her bildiğin şeyi söyleme. Her şeyi söylemenin bir yeri var, zamanı var, biçimi var. Ama neyi söylersek söyleyelim, mutlaka hangi anlamlarla yüklü olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Gündür Hanım'ın şöyle bir çalışması olmuştu. Kişisel gelişimle yağlı boya resmi birleştirmişti. Yani bazı duyguları, bazı hayat ilkelerini resimlerine yansıtmıştı. Beni en çok onlar etkilemişti. Yağlı boyadaki kadın figürleri bana şunu çağrıştırıyor. Gündür Hanım, demin de söyledim ya, çok enerjik bir insan ve aynı zamanda savaşçı bir yapıya sahip. Yani savaşçı derken kararlı anlamında. Yani hayat yürüyüşünde çok kararlı bir insan. Öyle her zorluğa papuç bırakan bir insan değil. Hatta ben papuç bıraktığını görmedim yani zorluklara. O belki o savaşçı ruh resimdeki kadın figürlerine de yansıyor ve bana onu çağrıştırıyor oradaki figürler. Oradaki kadınlar bence hep üstünde durduğum gibi özgürlüğü anlatıyor önce. Sevgiyi anlatıyor, gücü anlatıyor. Yani bir kadının özgürce severken ne kadar güçlü olabildiğini ve ne kadar korumacı ya da nasıl söyleyeyim, sahiplenici olabileceğini anlatıyor. Yani bir kadın gerçekten çok güçlü ve onu resimlerinde çok güzel yansıtmış. Benim içimdeki savaşçı, kendimle mücadele ediyorum. Kendimle mücadele ediyorum, doğru düşünmeyi bulmak üzerine ve insanların bunu bulmasını sağlamaya çalışıyorum. Neyi seversek sevelim, nasıl seversek sevelim, doğru olmalı, bize göre doğru olmalı. Kendimizi gerçekten eğitmemiz gerektiğine inanıyorum. Duygularımızı seçmeli, onların ne olduğunu bilmeliyiz. İnsanı sadece insan olduğu için sevmek gerektiğine inanıyorum. Ve gülerek baktığımız her şeyin, güneşin bile, yaprağın bile, hatta ağrıların bile insana güldüğünü ben yaşadım kendi hayatım içinde. Sevginin o kadar katışıksız, saf olması gerektiğine inanıyorum. Ben işte orada gerçekten sınırlarını aşabileceğini insanın, muazzam bir sevgiyi bir şekilde dile getirebileceğini, yani hem özgürlük var, hem sevgi var, hem bunların dışa vurumu var. Yani daha çok böyle heyecanlanırım ben gördüğüm zaman yaptığı resimleri. Bir tane sulu boya bir çalışması vardı. O resme ne zaman baksam böyle coşkuyla ağlamak gelir içimden. Bana hissettirdiği şey, insanın gerçekten kendisini aşıp içinde olan şeyi ortaya çıkartabileceği ve bunu sevgiyle ve özgür bir şekilde yapabileceği. Sevgi aslında sadece kendisi, sevgiyi duyan kişiyi yücelten bir duygudur diye düşünüyorum. Onu canlandıran, dinamik tutan, onu güzelleştiren. Sevilmekten daha çok sevmenin güzel olduğunu yaşadım. Sevebilmek hissi çok güzel, çok doyurucu. Orada gördüğüm bir ağacı da seviyorum. Ağaç benim onu sevdiğimi bilmiyor. Ama ben onu severek kendi günümü güzelleştiriyorum. Hep güzellikleri gördüğünü düşünüyorum. Kötülükleri konuşturmaz bile bize. Hep sakin, huzurlu, güzel şeylerden bahsedelim, öyle yaşayalım der. Bunda bir ışık var, sevgi var. Onu paylaşmış oluyoruz belki de. Huzur. Evet. Bütün resimlerinde bu var. Dinginlik var. Eğer bir gün uyanıp annemin ayakkabılarını giymiş olduğumu görsem, herhalde bunlar beni çok yükseğe çıkarır, zirveye çıkarır.
Kitaplarını beğeniyorum. Ve ben onun 40'ından sonra artık yazarsın devamlı diye düşünmüştüm ama belki de resimde karar kılacak. Çok büyük bir zevkle resim yapıyor çünkü. Ben en çok yazdıklarını beğeniyorum. Kum taneleri hak edilmiş veya sahip olunmuş sevgiye sahip çıkmayı, sahip çıkılmasını hissettiğim, düşündüğüm bir şiir. Sevgi sahip olduğumuz bir şeydir ama her zaman kazandığımız şey midir? Hak ettiğimiz şey midir? Bunları düşünüyorum. Bir şeye sahip olmak çok güzeldir ama onu elde tutmak çok zordur. Sahip olduğumuz şeyleri elimizde tutabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Kaybetmek çok acı veriyor. Kaybettiğimiz şeyler gerçekten zor alışıyor insan kaybetmeye veyahut hiç alışamıyor bazen. Kum tanesi de o duygularla yüklü bir şiir. Görkemli, ulu bir yapı. Dört duvar var, hepsi kapı. Yok bu dünyanın kulpu sapı. Bir kum tanesi, her yanı ıslak, her yanı ıslak. Her yan çamur, her yan taraf çamur, toprak. Her taraf toprak. Yok üstünde duracak bir yok yaprak. Üstünde duracak bir yaprak. Göğe uzanan sanki binlerce sütun. Bu yol, yolların hepsinden de uzun. Kum tanesi sütunlara yanaşır. Tutunacak bir dost eli aranır. Derken kapılardan biri aralanır. Hıçkıramaz, konuşamaz kum tanesi. Gözlerinden gönlüne dolan her ışık zerresi hayatına yön verir o ışığın sevgisi. Hayat felsefesi olarak örnek alınması gereken bir insan. Ben hani hep daha iyi anlamaya çalışıyorum. Bazen anladığımı zannediyorum ama bakıyorum çok daha farklı boyutlar çıkıyor karşıma. O kadar bilge bir insan ki yani sürekli etrafında ışık saçan gerek sanat çalışmalarıyla gerekse işte o hani söylediğim elinde tuttuğu boya fırçasıyla böyle insanlara yaptığı dokunuşlarla fayda üzerine kurulmuş bir hayatı var. Biz de işte bunun içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Gündür Hanım gibi bir öğretmenle, bir hocayla çalışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bende olan şeyleri fark ettirmemi sağlamadı. Bana bende olan şeyleri ortaya nasıl çıkartabileceğimi ve onu nasıl görebileceğimi, onu nasıl kabul edebileceğimi gösterdi. Aslında hayat bize sunulmuş bir tuval. Üzerine ne istersek boyayabiliriz, çizebiliriz. Kendimizde bu enerjiyi bulduğumuz zaman bunu yapabileceğimize inandım. Dolayısıyla bu bakış açısını sağladığı için anneme teşekkür ediyorum. Anne olarak onu çok çok seviyorum ama sevgiden önce hayranım. Hayranlığımı her zaman dile getiriyorum, o da biliyor. Yaptığı her şey çok hoşuma gidiyor. Onu da iftihar ediyorum. Son bir kapanış şeyi söylemem gerekirse, sanatla ilgilenmek, yıllarımı bu şekilde geçirmek beni çok mutlu etti. Daha uzun yıllar anlatacağım şeyler var. Bunu sanatımla ifade edeceğim. Belki benim son söylediğim şeyler bir başkası için ilk cümleler olabilir. Sevgiyle kalın.